Merhabalar, Filiz'in Çeyiz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle palmiye oya yapımını anlatacağım inşallah. Dilimin döndüğü kadar. Umarım sizler de beğenir, örersiniz ve bunu da yorumlarda belirtirseniz ben de daha çok mutlu olur ve yeni videolarda karşınıza keyifle gelebilirim. Oyamı anlatmadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu da aktif hale getirirseniz benden gelen bütün videoların bildirimlerini ilk önce sizler alırsınız. Dedikten sonra oyam 3 renk kullanacağım. Tabii bu 4 renk falan oya yazmanızın içindeki renklerle sizin hayal dünyanıza kalmış biraz. Tabii ki oyam palmiye ağacı. Ben şöyle küçük bir çalışma yaptım yaprağından ve geri kalanı da sizlerle beraber yapacağız. Sizler de ipinizi, tığınızı alın ve gelin. Dedikten sonra hemen şuraya bir alıyorum. Oya yapımına başlayalım. Şöyle önce tığımı ilmeğime geçireyim. Evet, ipimizi sabitleyelim. Çoğu oyalarda kullanılan Çin modeli oya aralarına yapalım. Çimlerle başlıyoruz oyaya. Tığ battım, iki zincirle yapılmıştır. Şöyle öncelikle 2'de çıktığım bir trabzan yaptım. 4 zincir çekerek trabzanın tepesine battım ve bir zincir çektim. Tekrar üzerine alıp diğer tığ battısına geçerek önce 2 çektim, sonra 2 çektim ve 4 zincir çekerek tepesine bu şekilde belinden dolayarak bir tomurcuk yaptım ve bir zincir aralarını çekiyorum germesin diye. Eğer sizinki gererse böyle sıkı 2 zincir de çekebilirsiniz. Kalın iple yaparsanız bir zincirde yeterli olacağını düşünüyorum. Benim iplerim elimde kalan iplerle böyle değerlendirmeye çalışıyorum. Evet, ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir çekip hemen beline böyle daha yakından bir tane göstereyim. Her tığ battısına bir tane yapıyorum. Tığ battısının içinden alarak biraz sabitlemeye çalıştım ama 2 çektim. Bir daha 2 çektim ve bir trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Tepesine batıyorum. Evet, bakın. Şöyle çimler yapıyoruz. Oya aralığını siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ve ben burada oyayı kurmaya başlayayım. Bir iki tane daha mı göstersem şöyle netleşince. Sanırım oldu. Bir zincir çektim. Hemen diğer tığ battıdan. Şöyle tutayım. 1 ve 2 de çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle beline toparladım. Diğer tığ battısına, pardon, zincir çekmedim. Bir zincir çekip diğer tığ battısına geçiyorum. 1, 2. Burada oyayı kuralım. Oyayı kurduğumuz zaman ikili trabzan yapıyoruz ve üstünün böyle pıtırcığını yapmıyoruz. 5 zincir çektim. Çeviriyorum. Bakın hemen burada bir kare oluştu. Karenin içine ilmeğimi alıyorum ve bir tomurcuk tersinden yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar çeviriyorum oyamı. Üzerine bir defa alıyorum ve yaptığım tomurcuğun içine. Bakın şu tomurcuğun içine.
1, 2, 3 kere de çıktım ve bir trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Tepesine şu çimlerde olduğu gibi yapıyorum. Bu şekilde bir tırcık yaptım. 2 defa üstünü aldım. Tığımın üzerine 2 defa doladım. Aynı halkanın içine önce 1 çekiyorum, sonra 2, 2 ve 2. İkişer ikişer ilmeklerimizi çekiyoruz. 4 tane zincir çekiyorum. Ve bu çimlerdeki olduğu gibi bu şekilde bu yaprağın yapalım. 5 tane yapacağız böyle üzeri tomurcuk olana kadar. Her aldığımızda tığımızın üzerine bir kere fazla dolayacağız. 2 tane yaptık ve 3 kere dolamamız gerekiyor burada. İlk ilmeği tek çekiyorum. Geri kalanları ikişer ikişer çekiyorum. Bu şekilde. 4 tane zincir çekip her defasında trabzanımızı uzatıyoruz. Dördüncüyü yapıyoruz ve 4 kere üzerine doluyorum. Bir çektim. 2, 2, 2, tekrar 2 ve son 2. Hemen tepesine pıtırcığını yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Burada da 3, 4, 5 defa doladım. Ve aynısı. Önce 1, geri kalanları 2, 2, 2 şeklinde uzatarak yaprağımızı yapıyoruz bu şekilde. Buraya bir pıtırcık yapıyorum. Yine aynı sistem. Ve bu son yaptığımız trabzanın içine şöyle çok sıkı olmaksızın sık iğneler yaparak aşağı iniyorum. En son da halkanın içine. Evet. Bu palmiye ağacımızın yaprağı. Bizim de oyamız olacak. Burada 4 zincir çekiyorum. 2 defa üstüne aldım. Sistem yine aynı. İlkini tek çekiyorum. Geri kalanları 2-2 şeklinde çekiyorum. Bu şekilde. Bakın. Tepesine pıtırcık yaptım. Bu şekilde. Buradan da aşağı iniyoruz. Sık iğnelerle. Ve en son şu görüntü elde edilmiş oluyor. Çiçeğimiz de buraya gelecek. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir kere doladım. Ve bir sonraki tığ battıya iki kere de çekiyorum. Çim yaparak böyle oya aralığını yapıyoruz. Siz bunu istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Kendi zevkinize kalmış bir şeyi. Burada ben sadece çok zamanınızı almak istemediğim için böyle küçük küçük örnekler göstererek inşallah işinize de yaradığını düşünüyorum. Aralarda birer tane zincir çektim gelmesin diye. Bakın. Mesela şurada olsa oya çok güzel olur. Nasıl olur?
Hemen hesaplayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ve 13 tane. Aralıklarla bence oya müthiş durabilir. İsterseniz yaprak yapımını anladınız sanırım. Anlamayan varsa videoyu geriye sararak tekrar izleyebilir. Ben burada hemen ipimi kesiyorum. Fazla zamanınızı almak istemediğimi. Böyle çiçeğinin yapımını da geçebiliriz. Hemen ipimi bir zincir çekerek şöyle. Tabii siz görmüyorsunuz, kameranın arkasında. Şu yaptığımız dal vardı. Hemen onun halkasının içine şu şekilde ipi de araya alıp yedirelim. İpimizi sabitleyelim. 3 zincir çekelim. Bir defa üstüne alıyorum. Ve 3 kere de çıktım. Trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Böyle ikisinin arasına batarak bir pıtırcık elde ettim. Sık iğne çekerek aşağı iniyorum. En sonda da halkanın içine bir defa batıyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Evet, en son halkanın içine batmıştık. Ben bu ipi keseyim, elime dolanmasın. Evet, tekrar 3 zincir çekiyorum. Üzerine alıp aynı battığımız yere 3 kere de çıktığım trabzan yapıyorum. 4 zincir. Tepesine battım ve sık iğne ile aşağı iniyorum. Halkanın içine son kez batıyorum ve tekrar 3 zincir üzerine bir defa doluyorum. 1, 2 ve 3. 4 zincir. 1. Yine aynı şekilde aynı sistem. Üçüncüyü de yapıp halkanın içine batıyoruz. Evet, son bir tane daha yapalım. 4 tane olacak toplamda. Ve en son yine halkanın içine batıp 2 zincir çekiyorum. Oyanın yapımını burada bitiriyorum. Bakın çok güzel bir oya. Ben çok seviyorum ya da. Şöyle sabitlenmesini bekleyeyim. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok sevdiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen buradan bir de açık renkle yapayım. İki renkli. Belki daha çok hoşunuza gidebilir.
Hemen bakın pıtırcın içine yaprağın yanında kalmıştı o. 3 zincir çekiyorum. Bir kere üzerine alıp üçlü trabzan yapıyorum. 4 zincir tepesine atıyorum. Sık iğne ile aşağı iniyorum. Üç tane sık iğne yaptım. Bir de halkanın içine battım ve 3 zincir. 3 kere de çıktım trabzan. 4 zincir tepesine batıp hemen 3 tane sık iğne ile aşağı iniyorum. Benim verdiğim bu sayılar ince ip için. Siz bu sayıları birer tane düşürebilirsiniz. Varsa ince iple yapın, daha güzel kibar duruyor oyalar. Ben vazgeçemiyorum bunlardan. Çok şık duruyor. Dantel gibi. Sizler de değerlendirebilirsiniz bu şekilde. Ya da yeşilini normal polyester oya ipiyle yapıp böyle ufak tefek kalan iplerle de çiçeklerini yaparsanız o da çok şık durabilir. Ve dördüncüyü yapıyorum. Üç sık iğne ile aşağı iniyorum. En son halkanın içine. 2 zincir çekip hemen kesiyorum. Evet, ben arkada iplerini temizleyecektim ama onu da şöyle göstereyim. Bu şekilde ipleri kesip çakmak yardımıyla da temizleyebilirsiniz. Şöyle temizleyeyim. İki renkli göstermeye çalıştım. De oyamı düzelteyim. Son haline. Evet. Bu şekilde. Umarım sizler de beğenir ve örersiniz. Dediğim gibi çok sevdiğim bir oya. İki renkte sizlere anlatmaya çalıştım. Öğrenince yorumlarda belirtirseniz bu oyanın yapımını ben de çok memnun kalırım. Şöyle sabitlensin, oyam görülsün. Evet, bugün anlatacaklarım bu kadar. Eğer daha önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşlarını da aktif hale getirirseniz çok memnun kalırım bundan. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.